Herkese güneşli bir pazar günden merhaba. Münih'ten bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Yanında Bahar ve Merve var. Bugün Almanya'da garipsediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Birçok konu var ve içimizde aslında 2,5 yıldır aynı deneyimlere sahibiz ve bunu arkadaş ortamında çok sık tartışıyorduk. Ve bunu niye bir videoya dönüştürmeyelim diye kendi aramızda tartıştık ve bugün hep birlikte bu balkondan videoyu gerçekleştiriyoruz. Nasıl başlayalım? Bence bugün anlatmaktan başlayabiliriz. Senin de dediğin gibi bugün pazar. Pazar günü Almanya'da enteresan bir gün. Neden? Çok durgun. Yani yapacak pek bir şey yok. Almanlarda özellikle biz Baviera diyelim bence. Yani Baviera'da çok geleneksel ve nasıl diyelim biraz daha kapalı görüşlü oldukları için pazar günü onlar için aslında dini olarak da önemli bir gün. Ama aynı zamanda bunu da kullanarak bir nevi insanların evde kalmasını, aileleriyle vakit geçirmeleri için sosyal hayatı şekillendirmişler. Sosyal hayatına göre şekillendirmişler. Aynen dediğin gibi yani. Her yer çoğu zaman kapalı pazar günleri. Ve mesela tüm marketler, mağazalar, her şey kapalı ve bir tek bazı kafeler ve restoran var. O da isteğe bağlı yani. Sürekli evet. Açık değiller değil mi? Değiller. Bazı yerler açık. Dolayısıyla yapacak pek bir şey yok yani. Ancak bir kafeye gidebiliyoruz. 1,5 milyonluk bir şehir olmasına rağmen Münih pazar günü ya da cumartesi günü bu az sayıda kafe olmasından şey bulamıyorsun mesela. Yer kalmıyor. Yer kalmıyor. Yer yok. Ha bu çok mu bir şey götürüyor? Çok bir şey götürmüyor bence. Evet, ama bence güzel de bir şey hatta. Hı-hı. Ben hala garipsiyorum yani. Hala evet. Bazen böyle cumartesi günü geldi. Akşam 8 olacak neredeyse. Market kapanacak. Evet. Yarın ekmek kalmayacak yani, ya da şu kalmayacak. Hadi gidelim markete. Belki alıyorum. De bizdeki kültür farkından dolayı. Biz cumartesi günü genelde gezip tozuyoruz. Ve pazar günü bizim için biraz daha alışveriş vesaire gibi şeyler günü. Ama burada da tam tersi. İnsanlar cumartesi günü alışverişe gidiyorlar. Çünkü hafta içi her yer sadece 8'e kadar açık. İnsanlar zaten 6'ya kadar çalışıyorlar. Dolayısıyla cumartesi günleri mesela bir mağazaya gitmekten nefret ediyorum. Çünkü inanılmaz kalabalık oluyor. Yani. Ve çok bunaltıcı. Tek bir günün olması yani dışarı çıkabilmek için bu çok kısıtlayıcı bence. Ya günlerden bir günü daha uzun bir çalışma saati olabilir ya da pazar günü biraz daha esnek bırakılabilirdi bence. Ben hala garipsiyorum bunu yani. Alışamadım ne yazık ki. Ama ben bu hafta sonu muhabbetini yaparken bir şey daha ekleyeceğim. Mesela şeye de ben hala alışamıyorum. Bilmiyorum bu mesela Berlin'de vesaire öyle mi ama Münih'te bir yere rezervasyon yapmadan spontan bir şekilde plan yapamıyoruz. Hafta sonları evet. Özellikle sonu, kalabalıksa. Kesinlikle yani 3 kişiden fazlaysa. Doğru. Değil mi? Yani evet. Mutlaka diyeceksin ki ben cumartesi akşam 8'e şu restoranda şunu yiyeceğim, şunu yapacağım falan. Evet. Özellikle popüler bir restoransa bazen bayağı da öncesinden aramak gerekiyor. Yani son 3 gün kal aradığında ay cumartesi doluyuz evet, diye evet. De reddedebiliyorsun ki oldu başıma hatta da geldi. Hatta hatırla bir kere bir tane İspanyol restoranı rezervasyon yapacaktık. Evet. Bir gün önceden aradık. Ve çok istediğimiz ilk iki restorant olmadı. Üçüncüsüne evet. Ertesi güne. Evet yani son dakika bile rezervasyon olmuyor yani. Bayağı en az, planlı olmak gerekiyor. Bayağı plan yani. Almanya şeyini görebiliyorsun orada. Alman kültürünü görebiliyorsun. Çok planlılar. Evet. Yemeğe çıkmaları bile en azından güney bölgesinde. Bu böyle. Dolayısıyla bu da biraz esnekliğimizi etkiliyor tabii. Hoş değil özellikle kalabalıksa. Ya ben şeyde çok özlüyorum. Size oluyor mu bilmiyorum ama burada insanlarla spontan bir şey yapmayı bayağı özlüyorum. Hele ki yabancı arkadaşlar. Bunu bir Türk'te yapabiliyorsun yine az çok da. Mesela seninle yapıyoruz. Hadi Merve ne yapıyorsun? Hadi görüşelim olabiliyor ama işte bir yabancıyla, Almanla yapmak bilmiyorum. Yok mümkün. Hiç yaptın mı sen öyle? Tabii yani. Zor herhalde ya. Hatta bir kere... Anlaşıyorsun değil mi? Yani. Evet yani haftaya şu gün şu saatte falan. Bakayım falan diyor. Takvime yani bakayım. Normal bir aktivite yapacaksın ya ama ben çok planlılar yani. Şeyi bile çok görüyorum. İş çıkışı bir bira içelim falan mesela. Evet. O zaten çok şey oluyor, zor oluyor ama hani belki sen de görmüşsündür. Bir Alman arkadaşınla başkasına bir şey söylediğinde takvimine ekliyor falan. İşte şu saatte şu kişiyle bilmem ne falan. Evet, şey planner'la devam evet o şeyden de belli. Yani burada insanlar şirketlerde bile tatillerini 6 ay öncesinden falan belli ediyor. Bir yıl öncesinden falan. Ya evet, resmen bir yıl öncesinden tatil planlıyorlar ve ona göre izinlerini alıyorlar. Bu bizim için tabii çok enteresan geliyor. Bu esnek olmamak biraz... Biz bir de son dakika milletiyiz. Evet yani biz de biraz da ondan yani birazcık da kusurlu biz de yani milletiyiz belki. Bir de böyle bakalım yani Almanlar da suç bulmayalım. Peki benim isteğim genelde bu garipsediğimiz konularda opsiyonlu olmak. Opsiyonsuz olmak ve kuralın bir şekilde olması biraz... Evet, o insanın biraz, esnekliğini engelliyor. O insana şey yapıyor. Ya ben mesela... Hafta sonu arkadaşlarımla plan yaparken illa kafeye gideceğim diye bir plan yapmıyoruz. Evet, biz İngiltere'ye gidip piknik de yapıyoruz ya da başka şeyler de yapıyoruz ama o opsiyonun olduğunu bilmek insanı daha esnek hissettiriyor, daha rahat hissettiriyor. Hı-hı. Bence bu hala benim alışamadığım bir şey. Alışamadığım bir başka konuya geçelim.
bürokrasi konusu. Of, herhalde buraya düşebiliriz şu anda. Gerçekten bürokrasi. Diyorlardı aynen. Diyorlardı ama bu kadar bekliyor muyduk arkadaşlar? Kesinlikle beklemiyorduk. Yani şey çok enteresan. Bir ülke hala ve teknoloji üreten bir ülke. Evet, çok... Bütün işlerini kağıtla halledebiliyor. Evet, mektupla halledebilir mi? Yani bizim evin posta kutumuza haftada en az 3-5 mektup düşüyor. Net yani. Ve bunu sen takip etmiyorsun. Ya iş yeri gönderiyor, ya sigorta kurumu gönderiyor, ya banka gönderiyor. Reklamı bile mektupla yapıyor insanlar. Evet. Promosyonu. Promosyonları falan aynı. Ya. İndirim kuponu gönderiyor falan mektupla. Ya mesela bir internet e-ticaret sitesinin bile bana her ay katalog ürünleri geliyor. E-ticaret sitesini kullanıyorum. Oradan belli bir alışveriş yapıyorum. Ben katalog bakacak olsam niye yani online olarak size kaydolayım? Aynen. Ve şey aradım hani bunun kapatma gibi yani istemiyorum posta göndermeyin diye. O öyle bir şey bulamadım kesinlikle. O da yok. Yani bence bu büyük bir israf. Kesinlikle. Çok da saçma yani kesinlikle gereksiz. Bize çok eskilerde kalmış bir şey. Katalogdan bakıp bir şey beğenmek falan hatırlıyorum. Evet. Abonun falan vardı öyle şeyler. Belki devam ediyor ama azaldı yani. Bence bürokrasi tabanında da şöyle bir tarafı var. Yani çalışanlar, yani devlet memurları daha fazla hani kağıt hamallığı yapıyor. Tabii işin yani işin bir de yani. Tarafı var. Sadece kağıt israfı değil. İnsanların yani belki adamlar teknolojik olarak özür dilerim bir şeyleri daha iyi halledebilecek ve süreç hızlanacak. Bunu mesela direkt şeye bağlasam mı acaba? Yani, devlet kurumu olan KFR yani yabancılar ofisi. Evet, yakınlardaki tecrübemizden bahsedebiliriz. Yani diyoruz ki okey bürokrasisi var, sıkıntı yok. Belki çok prosedür var ama bu prosedürleri dijitalleştirmiyorlar. Yani bizden çok fazla belge istiyorlar. Okey, sıkıntı yok, verelim. Ama yani öncelikle randevu alamıyorsunuz ve randevu ve sistemi online alamıyorsunuz. Ve online yani. Randevu sistemi daha buraya yeni geldi. Yani online randevu sistemi bile daha bir yıl falan oldu geleli. Bir açalım bu ülke teknoloji üreten bir ülke. Yani böyle çok 3. dünya ülkesi tabii falan ya, değil yani. Almanya'dan bahsediyoruz. Evet. Tüm dünyada teknoloji pazarı. Online randevu sistemi yeni açıldı ve hala randevu alamıyorsunuz. Çünkü koskoca Münih'te bütün yabancılara bakan tek bir bina ve belirli sayıda personel var. Evet. Ve açılan randevu sistemi 3 ay önceki, önümüzdeki 3 ay boyunca full doluyor. Ben aylarca randevu kovaladım ve ne yazık ki alamadım yani. Çünkü açıldığı anda sistemde otomatik olarak bütün randevular bir anda tükeniyor. Ama bunun sonra dışında... neyi öğrendik? Son randevu tarihin yaklaştığında, daha doğrusu vize bitimin yaklaştığında sana istesen de istemesen de randevu veriyorlar. Randevu son gününe veriyorlar. Evet, ama yani hani eğer bir şeyiniz riskliyse son gününde veriyorlar. Şunu anladık ama yani siz hiçbir şey yapmasanız da son gününde gittiğiniz zaman zaten sizi almak zorundalar. Almak zorundalar yani, ama bu bir yük yani. Ne gerek var ki? Bir de bir stres faktörü yani. E-Devlet olsa ki mesela atıyorum ben vizeye başvuracağım. Bütün belgelerimi oraya yükleyeyim. Göreyim gittim onlar. Bu da ayrı bir şey yani. Falan. Bir de yani ofisin amacını düşünüyoruz. Gidince hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz tek şey evraklar. Bakıyorlar, okutuyorlar. Evet. Karar veriyorlar vizeyi verip vermeyeceklerine ya da uzatılacağına ve bu kadar. Yani biz bu belgeleri çoktan sisteme yüklesek, onlar çoktan baksa ve biz de bu süreci takip etsek, bakıldığımız sıra geldi mi vesaire. Kimse de randevu alıp sırf orada bulmak için ki randevu süresi de 30 dakika gibi çok inanılmaz bir süre bence yani. Ya işte E-Devlet ne kadar büyük bir teknolojiymiş. burada bu masada. Aradan 2,5 yıl sonra fark ediyoruz arkadaşlar. Ama aslında bu da bir kültür farkı. Yani neden? Çünkü adamlar diyor ki biz şeye güvenmiyoruz işte. Dijital prosedürlere güvenmiyoruz. Bu siber casusluk mevzusu da biraz fazla takmış değiller mi ama yani? Ama işte o da belki oradan geliyor. Çünkü insanların dataya karşı inanılmaz bir şeyi var yani. Çok korunaklılar. Yani. Çok böyle dikkat ediyorlar ve belki de sisteme yüklemek istemiyorlar böyle belgelerini. Tabii kesinlikle. Belki de çalınacağını düşünüyorlar bilmiyorum. Ama bana çok garip geliyor çünkü mesela insanlar başka ülkeleri için online vize alırken yani benim burada olduğum halde sırf beni illa görecekler diye ofise kadar gidip evrakları ellerine vermem bana çok garip geliyor. Keşke dijital olsa her şey. Biz tabii ki ofise gidelim yani ama bizi görsünler canlı canlı. Ama en azından belgeleri vermek vesaire kısımları dijitalleşebilir ama belki data protection'dan dolayı. Şey de bir enteresan mesela data protection diyorlar. Ama öte yandan topluma baktığında mesela bizim için çok böyle tabu olan bir konu çıplaklık meselesi. Burada çok rahat. Bavyera'da aşırı rahat. Şimdi orada bu kadar böyle dışa kapalısın kültür olarak. Burada da böyle bir fark var. Bu konuda nasıl bir yorum yapabiliriz aslında? Ben kendi adıma düşünüyorum. Mesela benim kişisel bilgilerim ne kadar özelse ben mesela işte atıyorum burada saunaya girmek istiyorum. Saunaya şu an tek girme şansın tamamen çırılçıplak girmek. Başka hiçbir şansın yok. Bu mesela benim isteğim olmadığı müddetçe, yani ben çıplak girmek istemediğim müddetçe
olmamalı. Elimden alınan bir şey mesela. Aslında. Anladın mı? Bir opsiyonu yok. Merve'nin dediği gibi opsiyonu olması lazım yani. Data protection'a bu kadar önem veriyorsan ya da kendi kişisel alanlarına da çok önem veriyorlar. Yani çok yakın değiller. Mesela biz Türkler sıra beklerken falan bayağı dip dibe duruyoruz. Ama Almanlar mesafeliler genel olarak. Evet. Hem sosyal yaşamda hem İşte arkadaş olurken bile çok mesafeli ve yavaşça yaklaşıyorlar tabii, vesaire. Soğuk başlıyorlar. Ama bir yandan da mesela işte saunaya çıplak girmek zorundayız ya da belli bölgelerde dışarıda insanlar... selam vermiyordun, ne oldu? Şimdi karşılıklı saunanın içindeyiz. Ya çok komik ya. Yani burada belli kültürel İngiliz şarkı artında ilk, yani bilmediğimiz zaman ilk geldiğimizde biz bilmiyorduk tabii, belli alanlar varmış insanların çıplak bir şekilde güneşlenebildiği. Ben çok bilmeden ya. Bir anda amca, girince amca gördüm bayağı böyle. Çok garip oluyor. Abi gençler genelde yapmıyor tabii. Genelde amcalar, teyzeler. Genelde yaşlı insanlar görüyorsunuz. Bir problem yok, bir sıkıntı yok ama mesela sauna bence opsiyonlu olabilirdi yani. O biraz özellikle enteresan ama, gibi, bir şey orman yani. Gibi değil tabii ki. Mesela burada şey de çok gördüm ben. Mesela özellikle bizim bu yaşadığımız civardan metrodan binen böyle bir değişik tipli iki abi var. Kışın da yazın da mesela sadece slip şeklinde bir maya giyiyorlar. Kışın giyiyorlarsa üzerlerine kürk geçiriyorlar. Hapbalıkta falan çok görmüştüğüm vardır. Sonra ben 2 yıldır görüyorum onları. Sonra bir baktım bu adamları her gün bizim metro durağında görmeye başladım. Hatta 2-3 gün önce de gördüm Hikmet'i. Sürekli kavga ederler. Uzun saçlı abiler ama şey, slip donla. Kışın ortasında bile öyleler. Evet, kışın üzerine sadece kürk geçiyor, yazında geçiyor. Milite olan arkadaşlar varsa ve dedim abileri görmüşlerse beni anlayacaklardır. Ben hiç görmedim, keşke görseydim. Ben en az bir 10 kere görmüşümdür. Şey çok enteresan, bu çok normal bir şey yani. Kimse bakmıyor, kimse adamlar bakmıyor. Slipli vesaire diye ki gerçekten gezebilirsin. Herkes öyle gezebilir. Evet, bir yandan öyle, bir yandan da çok güzel bir şey. İnsanlar böyle takmıyorlar kim ne giymiş falan. Ama şey de bu, olmuyor. Biraz Bavyera'da böyle. Evet. Mesela Berlin'de olabilir metroya belki. O şekilde binmek yasak. Benim bildiğim kadarıyla, evet. Çünkü mesela tweet görmüştüm, biri işte bayağı neredeyse çıplak bir şekilde bir an binini bu ne falan gibisinden şey yapmıştı, atmıştı falan. Enteresan. Yani o biraz Bavyera'ya özgü ama bu kadar tradisyonel olup bu kadar şey kısma geldiğinde böyle beden falan gibi özgürlükçü olmak çok, evet, çok enteresan. Yani. Bir yandan da yani. Güzel aşırı. Bir şey yani. Bedenlerine güveniyorlar demek ki, ne güzel. Bu gelenekselliğin bir de hayata başka bir yansıması var. Örneğin nakit para kullanımı. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim için çok fazla. Evet çok fazla. Ya ilk geldiğimizde çok can sıkıntısı yarattı. Bazı yerlerde hapis kaldığımız oldu yani. Biz kaldık. Bence Almanya'ya taşınıp da üzerinde cash olmadığı için restoranda kalmayan ya da başka bir yerde kalmayan insan yoktu. Evet. Konuya yani, gittikten yani. Sonra herkesten bir örnek alacağım bu arada. Evet. Evet, herkesten ben bir örnek. Ben direkt örneği vereyim. Bir kere gitmiştik bir restorana hep beraber. Hatırlıyor musun? Birer kahve içmiştik yani. Çok bir şey değildi. Ama günün sonunda tam çıkarken öğrendik ki şey ödenmiyor yani, nakit kartla yok. Ödeme yok. Nakit ödemek zorundasın. Türkiye'de alışmışız, nakit para yok, her ve şey karttan. Ve daha geleli bir ay bile olmamış yani. O yüzden mesela Serkan çıkıp restorandan gidip para çekti, geldi falan filan. Zaten bir de olmayan yerlerde genelde hemen köşe başında şey oluyor. ATM'ler küçük falan. ATM. Evet ama onlar da bayağı inanılmaz komisyon oluyorlar. En az 5 tuzak yani. Aynen öyle. Ama mesela bende de bir arkadaşla burger falan yemiştik. Orada da nakit geçiyordu ama minimum 30 euro tutarında harcamamız gerekiyordu ya da daha fazla. Bir de bazen de böyle bir şey oluyor mesela. Kredi kartı okey ama minimum 30 euro harcamanız gerekiyor diyor. Yani bu sefer diyorsunuz ki o kadar bir şey yemeyeceğim mesela. Bu sefer tekrar çekme durumunda kalıyorsunuz. Mesela bizde de öyle olmuştu. Bir arkadaşla gittiğimiz yerde 30 euronun altında olduğu için çıkıp bankamatikten birimizin para çekip gelmesi gerekmişti. Biraz komik bir durum yani. Almanlar seviyorlar kart kullanmayı. Hem güvenlik açısından herhalde hem de paralarını daha iyi harcadığını düşünüyorlar. Evet. Bana da tam tersi gibi geliyor. Çünkü genelde ben paramı nakit harcayınca nereye harcadığımı unutuyorum açıkçası. Kesinlikle ben de öyleyim. Ben en azından bankada girdiğim zaman online bankacılık sisteminden özellikle nereye ne kadar harcadığımı görebilmek beni daha çok organize ediyor yani. Şu kadar market, şu kadar dışarıda geldiğini harcamışım vesaire gibi. Belki. Çünkü tabii ki insanız yani. Ertesi gün ben nerede neymiştim, ne kadar harcamıştım. Günün sonunda o para nereye gitti diye kalabiliyorsun yani. Evet. Yani ben hatta Türkiye'de şey yapardım. Mesela cüzdanımı atıyorum.
200 lira koymak yerine 20 lira koyardım, 30 lira koyardım ki. Evet. Çünkü o 200 lirayı da 30 lirayı da harcama sürem nedense aynı oluyordu yani. Yani hiç evet, değişmiyordu. Ne kadar çok para görünce sanki çok param varmış gibi hissediyorsun. Cüzdanda evet. para yoksa sanki harcamaktan evet. da çekiniyorsun gibi. En azından bu bizde böyle ama Almanlarda tam tersiymiş. Ben eminim. Onu acı tecrübelerle öğrendik. Eminim Almanlar harcamalarını gün be gün yazıyorlardır. Yani bizim karttan görmek istediğimiz şeyi onlar... Ya dijitali var, gerek yok ben yazarım. Defterim, kalemim var, yazarım. Ya burada mesela şey çok büyük bir olay. Bozuk para çok büyük bir olay. Gerçekten çok fazla bozuk para var. Bir kuruşa kadar bozuk para var yani. Çok mesela güzel. Benim çok garipsediğim bir şey. Hiçbir yerde kullanamıyorsun onları kolay kolay. Ya kullanıyorsun da ya market yani. 96 ödemek zorundaysan 96 ödeyebiliyorsun, bu güzel evet, bir şey. İşin sırrı asla onları biriktirmemek çünkü evet. biriktirince de almıyorlar. Benim şaşırdığım başka bir konu da bankacılık sistemiydi. Ya ilk geldiğimde ilk şokum şeydi zaten yani bankaya hesap açmak için gittiğimizde hesap açmak için bile randevu istemişlerdi ve hesap açamadan geri dönmüştüm ki Almanya'da hesap açmadan yani banka hesabın olmadan hiçbir şey de olmuyor. Zor bir durum. Dolayısıyla onun için bile randevu almak gerekiyor. Gene Almanlar planlı ve randevulunu gösteriyor orada. Her şey randevu alınıyor ki kuaföre evet. bile randevu alıyorsun. Hatta bazı kuaförlerde şey yazısı var. Terminsiz de çalışıyoruz. Randevusuzda yani, çalışılıyor. Çalışıyoruz. Wow. Evet, bu bir ekizmet. Hatta ekizmet. Evet. Bu randevusuz geldiğinde daha yüksek ücret alınıyor. Tabii. Biliyor musun? Aa, bunu yani, bilmiyordum. Öyle çok enteresan şeyler hmm. var. Ya bu her kuaförde değil ama çoğunda öyle. Enteresanmış. Çok enteresan. Evet şey. Yani hem randevu sistemi hem de mesela yani bankacılık sistemlerinde okey teknoloji falan diyoruz. Yani evet, daha yeni yeni dijital ve online bankacılık ne bileyim Google Pay, Apple Pay gibi şeylere geçiyorlar. Aynen. Hani bununla ilgili promosyon veriyorlar. Mesela benim kartımda temassız özelliği bile yoktu. Benim kartları hala yok. Kartları daha yani temassız özelliği yeni geldi ve gidip kartımı bilerek bankaya gidip ben bunu değiştirmek istiyorum diyerek temassız kartı istedim. Evet. Çünkü şey de yapmıyorlar hani temassız özelliğimiz geldi sizin kartınızı update ettik vesaire gibi bir posta gelip size de şey yapmıyorlar. Sunmuyorlar yani. Sen onu çok sinir olduğum için sürekli yani basıp geçmek istiyorum ödememeni yaparken özellikle süpermarkette beklememek adına. Bunu ben isteyince yapabildim. Yani çok enteresan bankacılık sisteminin bile evet. Türkiye'yle kıyaslayın en azından bu kadar geriden gelmesi. Şey bile çok enteresan ki mesela bir para gönderiyoruz. Hani Almanya'daki bir bankadan başka bir Almanya'daki bir bankaya. Aynı günde gitmediği çok oluyor. Evet. Evet. Ya da senin ben bugün bir market harcaması yapıyorum. Onun harcamasını 3 gün sonra görüyorum. Evet aynen o çok sıkıntı. Yani markette alışveriş yapıyorsunuz 2 gün sonra falan görüyorsun evet. yani. Bir anda bildirim geliyor telefona diyorum ne harcadım falan. Sonra 3 gün önce marketten evet. tavuk almıştım. Çünkü tarihi de girdiği gün gözüküyor. O gün gösterilmiyor. Yani evet. mesela birinde alışveriş yaptın. Üçünde görünüyorsa gene o üçünde yapmışsın gibi görünüyor alışveriş. Aslında evet. o alışverişi birinde yaptın. Bir de internetin durumu da mesela sıkıntılı. Biz mesela interneti satın alırken evimize en yüksek hızlısını falan alabildik şansımızı. Vardı hı-hı. o opsiyon. Ama bir önceki evimizde mesela istesek de alamıyorduk. Yani şeye gelmiş hı-hı. bölgeye kendi evimizin içine geçirmek epey bir zaman alıyordu. Yani. Şu anda benim dramım o yani. Biz bayağıdır kovalıyoruz apartmana fiber internet gelsin hı-hı. diye. Çünkü her yerde reklamını yapıyorlar. Afişleri var. İşte home office yapabilirsiniz. Fiber internet yaptık her yere vesaire diye. Bu arada dipnot Merve merkez bir yerde oturuyor. Evet, şehir dışında yani, oturmuyor. Şehir dışında böyle kötü bir yerde de oturmuyorum. Gayet merkezi bir yerde oturuyorum yani. Buna rağmen ayağımıza kadar gelmiş interneti kullanamıyoruz ne yazık ki. Ve bu 6 aydan fazla süredir geçiyor. Biz artık umudu kestik, bıraktık yani. Sormuyoruz. Muhtemelen artık 1 yıla falan belki birileri bağlatmayı başarır. Kim ödeyecek, kim ödemeyecek, kim yapacak orası belli değil ama elimize geçmedi yani. İnternet de çok geriden geliyor yani. Her yerde reklamını yapmalarına rağmen sahip olmamak da biraz sinir bozucu ve garip yani. Yani bu yavaşlık sadece bence interneti eve getirmekte de geçerli değil, inşaatlarda da geçerli. Oo. Burada bizim en çok şaşırdığımız şey. Komşumuz bizi duyuyor mu bilmiyorum ama duysa da anlamayacak Türkçe muhtemelen. Keşke duysa falan diyorsun bir şimdi içinden. Bir yıldan fazladır sanırım 1,5 yıla doğru gidiyor yani artık. 1+1 eve renovasyon yapıyor. Evet en fazla 2+1 radyo köşede olduğu için. Yani. 2+1 olsun ya 5+1 olsa kaç yazar 1 yılda. 1 yıl evet. Her gün ses geliyor biliyor musun? Her gün matkap sesi, makine sesi geliyor. Ne bir gün gireceğim abi ne yapıyorsunuz? AVM mi yapıyorsunuz 1+1'e gireceğim? Bir gün çay götürelim şok olsunlar, çay içsinler falan. Bir de bakalım ne yapmışlar, ne yapıyorlar. Her gün yani gerçekten. Enteresan. 1 yıldır aralıksız ama. Evet.
gerçekten ne yapabilirsin? Bak ben inşaat işlerini anlamıyorum. Bu çömez haline girsem herhalde bir yılda bir şey, bir hamuru yoğurup bir şey yaparsın yani. Evet, bir yıldır ne yapıyorsun yani? Ya, dışarıda enteresan. Da öyle ki. Bir yeri kazıyorlar. Falan bakıyorsun projenin da. Süresine 5 yıl. Mesela Türkiye'de adam yapsa onu belki 5 ayda yapacak yani. Hani burada 5 yılda seninle şeyi konuşmuştuk mesela üniversite bölgesindeki o inşaat hı-hı. muhabbeti geldiğimizde 2,5 yıl önce orası inşaatta evet. hiç açık görmedik. Evet. Geçenlerde açılmış mesela. Aynen açıldı evet. 2,5 yılda açılmış. Ben bayağı şok olmuştum. Bu ne ya? Burada bir şey varmış falan. Evet çok enteresan. Yani güzel iş yapıyorlar ve yani adam akıllı yapıyorlar. Onunla bir temiz sıkıntı yapıyorlar. Yok. Temiz evet, yapıyorlar. Sıkıntı yok gerçekten. Ama güvenlik gerçekten çok uzun sürüyor. Alman disiplini konuşmuyorlar. Belki de olması gereken budur. Biz alışmadığımız evet için. Olur. Yani Türkiye'de maalesef biraz hı-hı. o güvenliğe çok dikkat etmeden yapıyorlar. Ya da belki bakkaldan bir şey alırcasına o hızda inşaat yapılması belki. Evet ya da işçi saatleri de alakalı olabilir. Belki bizim işçilerimiz daha uzun sürecelerde çalışıyorlar. Evet. Belki buradaki kısıtlardan, legal kısıtlamalardan dolayı ki çok daha güzel, evet. daha yavaş oluyor. Burada ama mesela evet. ben şeyi biliyorum özellikle. Bu sene nedense kışım vardı ama genel olarak Ekim'e kadar inşaat yapma izni var. Atıyorum ben Nisan'da başlıyor. Nisan'da Ekim arası yapabilirsin. Kışın hı. inşaat yapamazsın falan. Hani o biraz yine güvenlikle alakalı galiba. Olabilir. Öyle şeyler var. Ya da işte apartman içinde yapıyorsan işte 2 ile 5 arası yapabilirsin aynen. falan filan. Belli saatlerde sessiz olmuş. Mevsimle alakalı bir şeyler olabilir mi? Sanki evet. 40 derecenin üzerinde çalışma zorunluluğu yok gibi. Öyle bir şeyler olabilir mi? Başka bir yerde karıştırdım. Almanya'nın 40 derece. Ben sana Avustralya'yla karıştırıyorsun. Şimdi buranın 40 derece olma ihtimali. Gerçi geçen yaz 38'i görmüştük değil mi? Evet. İstisna da olsa evet. Enteresan bir evet, durum. Yani işte İnternet, teknoloji, inşaat vesaire bunlar biraz geriden geliyor. İnşaat güzel gerçi de yavaş gerçekten. Belki de Münih'teki ev problemi de bundan geliyor çok yavaş yaptıkları için. Belki planlı olarak yaptıkları bir şey olabilir. Evet, yani bir yandan güzel bir yandan işte yan komşulardan dolayı da can sıkıcı olabiliyor demek ki. Merhaba. Peki şeye geçelim hemen. Yemek sektörüyle ilgili. Özellikle daha doğrusu şöyle yemek sektörü ucu açık bir kavram evet, oldu ama. Müşteri, garson, hizmet ilişkisi. Evet. Bu konuda sektörü. İsterseniz. Ben Türkiye'yi özlüyorum bu konuda. Net yani. Evet, çünkü yani. Burada şu bir gerçek bazen böyle tabağı önüne atar gibi koyuyorlar. Kibarlar garsonlar şey değiller ama. Genel olarak evet. Hizmetten anlamıyorlar. Yani. Bu bir gerçek. Hani bilmiyorum. Gittiğin yerle de alakalı olabilir. Belki Münih'le de alakalı olabilir. Ya Almanlar da bence zaten böyle düşünüyor. Çünkü mesela kuzeyden, Berlin'den veya işte Köln'den falan insanlarla konuştuğumuzda onlar da biraz Bavyera'nın daha kaba olduğunu evet. düşünüyorlar. Belki de biraz da kültür farkı ama yani aslında çok da iş yapmıyorlar. Çünkü genelde burada masalarda bardağın içinde aslında zaten hani servis oluyor çatal hmm. bıçak vesaire. Evet. Tek yaptıkları şey yemek getirmek ama bazıları çok kaba olabiliyor ya da mesleğinin çok bekleyebiliyorsun. Mesleğinin bir parçası zaten yani. Yani evet aslında. İçeriden bir yemek yani getirip gülümsemek masaya koyacaksın. Ve güzel bir evet. daha pozitif bir servis yapmak varken bazıları kaba olabiliyor ve üstüne üstlük bir de evet. tip bekliyorlar. O daha da bir komik yani. Buradaki tip benim hala çok garip de gidiyor yani. Sadece şey değil, kuaförde evet. tip, takside tip. Tip. Takside tip. Hani aslında Türkiye'de de kuaförlerde tip mantığı var ama çok uygulanmaz. O yüzden bilmiyorum. Yani yine çırağı bir evet. şey ama verirsin. Ama takside yoktur Türkiye'de. Yani takside veriyorsun. Çok saçma yani. Ben A noktasından B noktasına gideceğim. Tip versem de sürecek o araç. Yani taksicinin yapabileceği bir hizmet evet. sınırı var zaten. Ne yapabilir yani? Ya işte müşteri hizmetleri konusunda biraz enteresanlar yani. Mesela yemek yediğimiz yerde okey hani gene diyelim ki kaba oldular falan. Bir de bazen çok bekliyorsun yani. Hı. Bilmiyorum bu gerçekten ASE'de personel mi var yoksa bir sıkıntı mı var? Ama yani çok bekliyorsun. Üzerine evet. işte tip vermen gerekiyor vesaire. Ya da bir mesela bara falan gittiğimizde özellikle kalabalık bir cumartesi günü ise çok zaten çoğu şey self servis yani çok az var oturup gerçekten restoran olarak yerlerde ancak sana hizmet ediyorlar ve bara gidiyorsun kendi isteğinle yani en az 15 dakika o kalabalığın içerisinde aradan gelip bara yaklaşıyorsun ve tek yaptıkları şey sana biranın kapağını açıp vermek ve tip beklediklerini söylüyorlar ama ben tip vermiyorum. Açıkçası zaten öğrenciyim. Çalışanlar da genelde genç oluyor bizim gibi insanlar. Ama yani... Alman bunu anlamıyordur muhtemelen. Bir Alman'da evet. öğrenci olma kavramı var mıdır sizce? Şu an yani, içimden gelen bir şey soruyorum. Yani. Yani. Yok bence. Yani. Bir öğrenci bile normal bir hayat insanı. Değil mi? Yani çok yani. Bizdeki gibi bir öğrenci yaşam farkı yok öyle. Evet, sadece makarna yiyerek geçiren. Yani. Evet. Doğru.
barda asla bira içmeyip evinde içen ya da hatta evinde bira kit alıp bira kit yapıp daha ucuza getiren, tütün alan falan. Hı-hı. Bizdeki öğrenci mantığı biraz böyle. Bunlar da biraz değil böyle sanki. Yani evet. Ama günün sonunda yine suydansın yani. Evet, yani bilmiyorum. Bu kabalığı bazen yani toplumda, yaşantıda da görüyoruz. Evet. Bazen yaşlı teyze ve amcaların gelip yok yere bizi azarladığı oldu. Kaldırımda arkadaşımızla karşılaşıp konuşurken bir yandan azar yedik yani. Sanki kaldırımı kapatıyor, kısılıyormuşuz gibi. Halbuki yanımızdan geçebilirdi ya da bir şey söyleyebilirdi, izin isteyebilirdi. Sabırsızlar o konuda direkt. O çok garip yani hani kibarca bir şey söylemek yerine direkt seslerini yükseldi. Kabaca bazen yanıt verebiliyorlar. Ama özellikle yaşlılarda gördüm. Yaşlarda var. Hem de ırkçı olanları da o şekilde görmüyor evet. Bence. Ama karşılaştım mı karşılaştım yani. Ha, gereksiz ama bu yere. Çok büyük bir oranda evet, değil çok, bence. Yok az yani. Az. Ama genel nadir olarak... Ama gelse bile insan evet. Sinirini bozuyor. Evet, yani bir de yani... Şey değil, ekstra bir şey olmuyor. Sadece uyarı yapıyor. Ya tabii ki yapmasın. Hani şey demiyorum. Şimdi savunma kanalında söylemiyorum ama daha fazla bir yere evet. Varmıyor mevzuunda bir istiyorum sadece. Yok yok hayır. Hiçbir zaman zaten toplumda da bazen görüyoruz toplum taşımada insanlar birbirlerine sinirleniyorlar ama sadece konuşarak yapıyorlar bunu. Zaten burada birbirine bağırıp çağırmak bayağı büyük bir şey yani. Evet. Çok hiç görmedim ben. Zaten birbirlerine dokunmuyorlar yani çünkü büyük bir cezası var. Güzel bir şey en azından. Benim mesela hala şaşırdığım, hala alışamadığım bir şey daha var. Marketlerdeki yoğun plastik tüketimi ve kullanımı. Evet, yani beni çok rahatsız eden konulardan biri bu. Biz burada çöpleri ayrıştırıyoruz. Hatta çöpleri ayrıştırmak bayağı büyük bir mesele. Ama ben hiç hayatımda üretmediğim kadar plastik atık üretiyorum burada. Her şey. Hı-hı. Aldığımız her şey plastik içinde. Evet. Bir yandan böyle insanlar deli gibi şeye bağımlı. Ay organik besleneceğim. Ay işte çevreye dikkat edeceğim. Ayrıştıracağım çöplerimi. Geri dönüşme katkı sağlayacağım ben de kendi içimde. Ama öte yandan da plastik kullanımına dair çok çılgın şey bulmuyor. Yani hiçbir sebze meyve neredeyse elinle dokunup seçip alamıyorum. İki tane elma bile plastiğe sarılı. Evet. Evet. Ya yani ya plastik bir şeyin içinde eğer domates olsun. Evet. İşte bazen salatalığı bile yani böyle vakumlu paşetlere falan onlar bile kaplı vesaire birçok şey yani kapalı. Evet. Hem öyle diyorlar hem de bir yandan organik ürünler alıyorlar, organik marketlere gidiyorlar vesaire. Ama yani inanılmaz bir plastik tüketim var. Hani biz bir de zaten kültürleri gereği belki bilmiyorum. Marketlerde çok hazır ürün var. Bizde bu evet, kadar çok hazır ürün alımı yok. Bir de o kadar çok hazır ürün olunca onların da tabii ki bir plastik atığı da oluyor. Evet. Dolayısıyla gerçekten evde inanılmaz çöp birikiyor evet. Ve o plastiğin yani çoğu aslında geri dönüşüm. Yapılamayan plastik türlerinden. Hı hı. İnsanlar burada aslında tercih ediyorlar işte üzerinde %90'ı plastikten dönüşülmüş şişe vesaire. Okey güzel ama hani zaten o plastikten dönüşmüş şişeye sürekli evet. Geri dönüşüm yapılmıyor. Evet. Keşke daha bilinçli olsalar bu konuda yani. Okay, birazcık şeyle ama... alakalı. Avrupa'nın kendi koyduğu hijyen evet, standartlarıyla alakalı. Kötü bir şey de değil ama beni rahatsız eden tabii. Bir şey. Sen sonra evet. Sebzeni meyveni yıkıyorsun yani. Evet. Elinle seçsen de alırsın ne olacak? Aynen. Bu arada Almanya en çok geri dönüştüren ülke. Evet. Buna rağmen evet. Bir de böyle bir istatistik var. Ya zaten çok güzel yani. Evet gerçekten çok güzel. Atık çok. Onlar kötü. Çok memnunuz yani geldiğimizden beri zaten hepimiz dönüştürüyoruz değil mi? Evet. Yani çok güzel ama plastik konusu biraz rahatsız edici. Çünkü evet. Çöpte çok da yer kaplıyor yani. İnanılmaz fazla çöpe gidip değiştirmek gerekiyor. Bu biraz da şeylerden alakalı bence. Yani miktar olarak da küçük şeyler almak durumunda kalıyoruz. Evet, bu küçük şeylerin de daha tabii ki daha çok seferde gidip aldığımız için mesela en basından işte sabun, sıvı sabun alıyorum ben. 750 mililitreden geçen çok yok, görmedim. 5, yok 5 yani. Var yani. Hiç, o da çok enteresan geliyor. Çünkü marketlerde yani büyük miktarlarda ürün yok. Ne bileyim un falan. Siz gördünüz mü mesela 2,5 kilo un gördünüz geçen mü? Geçen nerede gerçekten... gördüm? Yok. İlk defa geçen sefer gördük. Wow. Evet. O da yani çok ekstrem bir durumdu. Yani. Böyle özel kampanya yapmışlar falan. Hep 1 kilo 1 kilo. Evet, ama yani burada ben şeyi bile bulamıyorum. Yani 1 kilo paketli tuz. Her evet, şey yok. Böyle küçük gerçekten 500 yok. Gram falan. Her yani. Şey çok küçük. O da çok sinir bozucu. Yani, çünkü aslında normalde olur. Bizde mesela özellikle hani biz gene bir kişiyiz, iki kişiyiz ama hani 4 kişilik falan bir aileyi düşündüğün evet, zaman çok gereksiz ya sürekli inanılmaz bir aşırı gereksiz bir tüketim. Bir kere yani paketleme masrafı, üretim evet. Masrafı, onun doğaya kattığı karbondioksit masrafı vesaire ve üstüne bir de gidip gelme sıkıntısı var. Halbuki mesela çok kullandığımız ürünler bakliyat olsun, işte evet. Un olsun. Sıvı sabun olsun, deterjan olsun. Bunlar aslında mesela bizim en azından benim Türkiye'deki ailemle daha çok büyük miktarlarda alıp hem daha uyguna geliyor fiyat olarak. Çünkü paketleme olarak da onlar için de daha avantajlı.
Ama burada marketler bilmiyorum küçük diye mi ya da insanlar ucuz diye zaten ucuz diye küçük miktarlarda mı almaya çalışıyorlar bilmiyorum onu. Türk marketleri belki kurtarıcı olabiliyor daha büyük gramajlı ürünler satabildiği için ama yine de o da hem o kadar yaygın değil. Herkesin köşe başında yok. Birinci seçenek bu ama öte yandan da alma marketleri daha hesaplı olabiliyor. Evet. Bazı şeylerde hepsinde değil tabii ama tabii. Böyle de bir genel şey var. Evet, daha uygunlar aslında yani. Sonuç olarak bu kadar geri dönüşümde öncü bir ülke olmalarına rağmen küçük miktardaki ürünlerdeki bu plastik kullanımı artımlarından ötürü bence bilmiyorum bu plastik konusu biraz sıkıntılı Almanya'da. Ben benim kesinlikle garipsediğim şeylerden biri. Tamam bu videoyu o zaman burada kapatıyorum. Bayağı konuştuk herhalde bir 30-40 dakika konuşmuşuzdur. Bilmiyorum ne kadar konuşmuşuz. Belki daha az. Bu kadar konuşmadık biliyorsunuz. Neyse bunu kurgu masasında göreceğiz artık. Almanya'nın garipsediğimiz birçok yanı bu videoyla ele aldık. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır. Uzun süredir bunu yapmak istiyorduk çünkü aramızda çok konuştuğumuz şeyler. Ne kadar biz son 6 aydır konuşuyoruz belki bu konuyu. Evet, bayağı. Daha topluca yapmayı düşünüyorduk normalde ama bir türlü ayarlayamadık, kısmet olmadı. Olsun. Neyse, güzel Merve ile yaptık. Belki yeni serilerinde yaparız bunu farklı şekillerde. Merve katıldığı için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok keyifliydi. Eğer kanalımı ilk kez bu video ile izliyorsanız kanalımda Almanya'da yaşayan ve Almanca öğrenmek üzere videolar üretiyorum. Abone olarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Şimdi kaçıyoruz buradan. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.